Tabii biz bu insanlarımız da ilçemizden böyle ağırlamaktan şeref duyacağız inşallah efendim. Evet. Şimdi hazır söz sizdeyken, evet, eğitim konusunda da sanıyorum önemli çalışmalarınız var. Bu yandan da Erkan arkadaşımız yine Adil Cevaz görüntülerini getirsin ekrana. Hem insanlar o güzellikleri yaşarken bir yandan da eğitimle ilgili çalışmanızı anlatabilir misiniz? Eğitim derken de şunu söyleyeyim. Ben Mustafa'ya baktığım dedim, cep telefonu açılırsa önemli. Bu konuda da kendisiyle sizi konuşturacağım. Çünkü Eğitim Köprüsü Derneği var Bağdat'ın. Bu dernek çok önemli çalışmalar yapıyor Anadolu'da da. Dolayısıyla o konuda da bir bağlantı kurulmuş olur diye düşünüyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Gerçekten eğitim konusunda belediye olarak bizler elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bu vesileyle ilçemiz merkez ve köylerinde 4 yıllık kazanan tüm öğrencilerimize, ayrım yapmadan bütün öğrencilerimize belediye olarak biz burs veriyoruz. Bu an için 220 öğrencimize burs veriyoruz. Az önce bahsettiğim gibi ilçemizde öğretmenlerimizin kalabileceği güzel bir mekan yoktu. Dolayısıyla belediyemizin kendi binamızı öğretmen arkadaşlarımıza tahsis ettik. Sahilde güzel bir öğretmen evi kazandırmış olduk. Demin gayet güzel sınıfı gösterdiler. Şimdi evet, diğer çalışmaları gösteriyorlar. Merkezdeki ve köylerdeki tüm okullarımızda bugüne kadar belediyemize gelen hiçbir talep eğitim konusuna geri dönmemiştir. Çok güzel. İmkanlarımız ölçüsünde eğitime bu denli duyarlı olup. Yüksek okula gönderme oranınız nedir Adil Cevaz'dan ve köylerinden? Okuma yazma oranı ilçemizden çevre bölgelerdeki çevre il ve ilçelere göre ilçemizden bayağı yüksek. Çok yüksek bir oranımız var. Yani %70'leri falan açtınız mı? %70 okuma yazma oranımız bizim %98. İlçe ve merkez ve köylerinde. Çok güzel. İlçemizde kız öğrenci, bakın, eğitim öğrenci, o kadar önemli ki konumuz... eğitimin girdiği yerde, evet, şimdi diyorsunuz ki 12 Eylül'den beri terör yok. Evet. Bunun en, evet, önemli birinci nedeni önce eğitim. Evet. O konuda sonra ekonomi geliyor. Mesafe kat etmişiz. Zaten ilgili arkadaşların, kurumlarımızın bu eğitim konusundaki bu duyarlılığı görünce bizler de tabii onlara yardımcı olmamamız mümkün değildir. Dolayısıyla belediye imkanlarımız nispetinde elimizden gelen tüm gayretleri gösteriyoruz. Merkez ve köy demeden tüm köylerimiz ve merkezdeki tüm okullarımıza belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber etmişiz. Hiçbir talepleri geri dönmemektedir. Yani bu denli de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok güzel, çok güzel. Ben kutluyorum. Gerçekten biraz önce bahsettiğiniz gibi enteresan böyle bir pozitiflik var. Değil mi? Yani gerçekten o kalbinin güzelliği yüzüne yansımış. Sağ ol, teşekkürler. Kendisini ilçesine adamış. Sağ ol. Türkiye'de çok sayıda da böyle insanlar olduğuna inanıyoruz. Kesinlikle. Ve kutluyoruz. Şimdi isterseniz ben bu arada izleyicilerime de bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Televizyonu yeni açanlar için sevgili izleyiciler. Reklam arasından sonra Zeynep'le açıldık. Konuşan belediye başkanımız da Adil Cevaz belediye başkanı. Biliyorsunuz Adil Cevaz Bitlis'e bağlı Van Gölü'nün kenarında. Bir yandan da Adil Cevaz'ı tanıtıyoruz. Ve Almanya'dan da önemli bir konuğumuz var. Sadık Deveci, İmmobil'in finans kontrolünün sahibi. Ama çok başarılı çalışmalar yapan Krefeld Anadolu Türk Spor'unda başkanı. Şimdi söz Almanya'dan açılmışken hep birlikte bir Nürnberg'e doğru hareket edelim. Nürnberg'de 13. Film Festivali yapıldı. Türk-Alman Film Festivali. Ve bu film festivalinde gerçekten birçok film önemli başarılara imza attı. Ve hepinizin bildiği, tanıdığı isimlerle birlikte. Ve arkadaşımız Baki de, Nürnberg temsilcimiz Baki Doğan da bu festivali başından sonuna kadar izledi. Biz de hep birlikte Baki Doğan'ın haberini izleyelim. Almanya'nın Nürnberg şehri Türkiye-Almanya Film Festivali'ne 13. kez ev sahipliği yaptı. Festivale sanat dünyasından önemli isimlerin yanı sıra Nürnberg Belediye Başkanı Ulrich Mali, Devlet Bakanı Eberhard Zinner ve Yeşiller Partisi Eş Başkanı Claudia Roth da katıldı. 59 filmin tanıtıldığı etkinlikte Türkiye'den 9 yapım yarıştı. Nazım Hikmet'in hayatının perdeye yansıdığı Mavi Gözlü Dev. Zülfü Livaneli'nin romanından sinemaya uyarlanan Mutluluk. Ah!
Semih Kaplanoğlu'nun üçlemesinin ilk halkasını oluşturan Yumurta ve Aydın Sayman'ın Sıra Dışı Bir insanı anlatan Can Can ile Tayfun Pirselimoğlu'nun Rıza adlı yapıtları ödül için yarıştı. Beş Türk ve dört Alman yapımının yer aldığı yarışmada ödüle layık görülen film Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta adlı yapıtı oldu. Zülfü Livaneli'nin romanından uyarlanan Mutluluksa geceden 3 ödülle ayrıldı. Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli festivale onur konu olarak katıldı. Livaneli yaşam boyu onur ödülüne layık görüldü. Beni bir onur ödülüyle onurlandırmış olmalarından da ayrıca memnunum. Çok teşekkür ederim böyle bir şey düşündükleri için. 6 yıl önce yine bu festivale gelmiştim. Maestro Zengerhalle'de bir konser de vermiştik. Filmlerimde oynamıştı. O zaman yine böyle çok içten, çok yürekli, dostça bir festivaldi. Ama bu sefer gelişimde festivalin çok büyüdüğünü gördüm. Sadece buradaki Türklere ya da Türklerle ilgili çevrelere yönelik değil, şehrin övündüğü büyük bir festival haline gelmiş, çok büyümüş. O bakımdan da bunu görmekten çok mutlu oldum. Ve beni de burada onur konuğu yapmaları ayrıca hoş bir şey. Sizin aracılığınıza teşekkür ederim. Evet efendim, aslında bu haberi biz geçtiğimiz hafta verecektik ama çok ciddi bir yoğunluk vardı. Yetiştiremedik telefon bağlantılarından dolayı da. Ve sevgili izleyiciler, geldik Euro 2008'e. Euro 2008 biliyorsunuz Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türk Futbol Milli Takımı da katılacak. Ay yıldızlı futbolcularımız Avrupa sahalarında, dileriz ki o kupayı da havaya kaldıracak. Ama Türk milli takımının taraftar ürünlerinin hakkını Avusturya'dan bir iş adamı, J-Türk iş adamı Ceyhan Pusmaz satın aldı. Ve bu ürünleri bütün Avrupa'da Türk taraftar ürünlerini meraklılarına ulaştıracak. Ortak bir kampanyamız da var. Ama önce gelin Euro 2008'de bu şampiyonadan önce hangi ürünler var? Bunu da Türk Taraftar EU sitesinden de izleyebilirsiniz. Ama önce gelin görüntüleri izleyelim. Avrupalı Türk taraftarlar coşacak, milli takım Avrupa'da koşacak. Euro 2008 hazırlıkları şimdiden başladı. Avrupa'da 7 günde boş durmadı. Euro 2008'deki Türk milli takımı taraftar formaları, tüm hediyelik eşyalarının Avrupa hakkını Türk taraftar EU aldı. Mayıs ayından itibaren Türk taraftar EU'nun raflara çıkaracağı ürünler şimdiden Avrupa'da 7 günde. Avrupa'da 7 gün, Avrupa'da yine bir ilke imza attı ve Türk taraftar EU ile Avrupa izleyicileri için kampanya başlattı. Euro 2008 heyecanı şimdiden başladı. Talihli Türk taraftarlar Euro 2008 imzalı ürünleri Avrupa'da 7 günde Türk taraftar EU'dan alıyor. Haydi Türk taraftarlar, Avrupa'da 7 günü izlemeye devam edin, bu şansa bugün sahip olun. Evet efendim, ilerleyen dakikalarda biz Euro 2008 ürünleriyle ilgili kampanyamızı geçeceğiz. Şu anda değil. Ama bu arada bu ürünlerle ilgilenenler varsa Türk Taraftar www.turktaraftar.eu isimli siteden her şeyi öğrenebilirler. Artı bir de telefon numarası vereceğim. Arkadaşlarımız da yansıtlar herhalde. 0043 660 553 25 74. Bu numaradan da bu ürünleri alıp kendi iş yerlerinizde de hem pazarlayabilirsiniz hem de Türk taraftarında ayağına kadar bu hizmeti götürebilirsiniz diye bu anonsumu da vermiş olayım.
ve ben hemen Sadık Deveci'ye dönüyorum. Almanya'dan gelen iş adamımıza. Evet.